Adana'daki İncirlik Üssü. Habertürk ekibi olarak tüm ekipmanlarımızla buradayız ve bir günlük serüveni sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkamda görmüş olduğunuz jet bir F-16 ve bu jetler burada mühimmatlarıyla birlikte hazır bekletiliyor. Herhangi bir sınırımızda bir tehlike olduğunda yaklaşık 10 dakikalık bir süre içinde hemen havalanıyorlar ve o tehlikeyi yok ediyorlar, imha ediyorlar. Kameraman arkadaşım Murat Çimen şu anda bizim ekipmanlarımızla da o F-16'ların üzerine yerleştiriyor ve bir günlük serüvende hem İncirlik'ten kalkan uçakları, sınır hattındaki hareketliliği hem de Ankara gibi diğer üslerden kalkan hareketliliği sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz de bir tanker uçakta olacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 7 adet bulunan o tanker uçak bu uçaklara yaklaşık 8 kilometre yukarıda Türkiye'nin sınır semalarında yakıt ikmali yapıyor. İşte o yakıt ikmali nasıl gerçekleştiriyor? Sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir güvenlik sağlıyor? Hepsini sizlere an be an aktarmaya çalışacağız. Eylül 2015 sabah saatleri. Pilotlar da tam teçhizat bekleyen jetler gibi nöbette. Bir günlerini çekmek için biz de oradayız. Kameralarımızın kayıt düğmesine basalı henüz bir dakika olmadı. Hareketlilik normal. Ta ki o ana kadar. İncirlik üstünde F-16 pilotlarının komutanına telefon geldi ve işte bu alarm zilleri bir operasyon olduğuna işaret ediyor. Hemen buradaki komutanlar şimdi hazırlanacaklar, F-16'lara binecekler ve hedeflerine dolu yola çıkacaklar. Nasıl bir gün geçiriyorsunuz sorusuna cevap almadan emir geliyor. Ve tatbikat çekmeye gittiğimiz İncirlik'te gerçek bir operasyonun içinde buluyoruz kendimizi. Güvenlik gerekçesiyle de artık pilotların yüzünü gösteremiyoruz. Şu anda neye destek kalkmadı? Operasyon emri geldiği zaman böyle oldu. Evet. Hakan kalk verdi. Bir keşif için mi gidiyor yoksa ani bir bombardıman emri mi aldılar, henüz bilmiyoruz. Biz de uçağımıza bineceğiz ve hem o jetleri takip edeceğiz hem de Türkiye'nin diğer üslerinden kalkan jetlere yakıt ikmali sağlayacağız. Normalde jetlerin kalkışını çekmek için geldik ama ani bir hareket oldu. Orada bir alarm, bir telefon, bir emir geldi. Neler oluyor? Evet, bize kalkış emri geldiği zaman 15 dakika içerisinde resmi olarak kalkmamız gerekiyor. Bunu da sağlayabilmek için alarm var. Alarma bastığınız zaman bakım ekibi ve buradaki görevli olan bütün herkes bundan haberdar oluyor. Herkes o anda koşturmacayla kendi işinin başına geçiyor. Pilotlar siz de çektiğiniz gibi kendi uçuş kıyafetlerini giyinip uçak başına koşturuyorlar. Bakım ekibi daha öncesinde bu zili alıp direkt koşup uçağa uçuş için hazırlıyorlar. En erken şekilde aslında 15 dakika ama biz 7-8 dakikada kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Burada zaten nöbet bekliyor tam tesisat herhalde uçak. Evet, burada uçaklar hazır bir şekilde bekliyorlar. Pilotlar da nöbetçi pilotlar. Sadece kıyafetleri giyili değil. Her an harbe hazır, görev hazır bir şekilde bekliyorlar. İki tane kalktı, iki tane de indi. Havada hep dönüyor mu uçaklar? Yani görev gereği onlar o şekilde denk geldi. İki uçak inişi, iki uçak kalkışı denk geldi size. Aslında bir yolcu uçağı. Askeri modernizasyondan sonra KC-135R ismini almış. Görevi F-16'ları olabildiği kadar havada tutmak. Yani binlerce fit yükseklikte jetlere yakıt ikmali sağlamak.
Tankerindeki yakıtla ortalama 20 F-16'nın deposunu dolduruyor. İşte bu da bizim bineceğimiz uçak, yani bir tanker uçağı. Aşağıdaki uçuş bakım görevlileri tarafından bütün incelemeleri yapılıyor. O incelemenin ardından 100 tonluk bir yakıt yüklenecek havadaki jetlere, o yakıt ikmalini sağlaması için. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 7 tane var. İşte biz de Türk semalarında sınırlardaki o hareketliliği, o yakıt ikmalini sizlere aktarmaya çalışacağız. An be an kalkan, Türkiye'nin dört bir yanından kalkan jetlerin nasıl bir yakıt ikmaliyle karşılaştığını, o işlemin nasıl yapıldığını hep birlikte sizlere göstereceğiz. Adana İncirlik üstünden kalkalı yaklaşık 15-20 dakika oldu. Ancak sadece havada olan biz değiliz. Türkiye'nin dört bir tarafından kalkan F-16'larda sınır ötesinde yahut sınır içindeki bir operasyona katılmak üzere havadalar ve yakıt ikmallerini bizim bulunduğumuz uçaktan yapacaklar. İşte komutanımız burada. Kokpitte görevli dört komutandan bir tanesi ve asıl yakıt ikmalinin yapıldığı operasyon bölgesine gideceğiz ve bu uçak hakkında bilgi alacağız. Komutanım kolay gelsin. Öncelikle merhabalar. Uçakla ilgili bilgiler alabilir miyiz sizden? Evet, teknik detay. Şu anda Adana'dan hava aldık. Daha önce planladığımız bölgeye doğru ilerliyoruz. Uçağımız tanker uçağı, KC-135R tanker uçağı. Türkiye'nin silahlı kuvvetlerimizin envanterinde bu uçaktan 7 adet bulunmakta. Daha önceden de bir ting ettiğimiz gibi aslında uçağımız bir yakıt uçağı. Havada yakıt veriyoruz biz. Ve yaklaşık 100 ton yakıt alıyor bu uçağımız. Diğer muharip uçaklara veya destek uçaklarına yakıt vermek için havalandık. Dakikada 1000 kilogram, yani 1 tonla 3 ton arasında yakıt verme kapasitesine sahip. Şu anda gelecek uçaklarımız F-16'lar, bunlara dakikada 1 tona yakın yakıt verebiliyoruz ki bir F-16'nın deposunun 5 ton olduğu, 5 ton 6 ton civarında olduğunu düşünürsek yaklaşık 5-6 dakika içinde bir F-16'yı yakıtını fulleyebiliyoruz. Şimdi İncirlik'ten kalktık, sınır hattı boyunca ilerliyoruz ama ne kadar havada kalabiliyoruz, kaç uçağı doldurabiliyoruz, yakıt ikmalini kaç uçağı yapabiliyoruz ve ne kadar bir menzil boyunca yapabiliyoruz? Daha önce planlanmış olan rotaları izliyoruz. Biz de inanın bu konuya çok fazla hakim değiliz. Hangi rotalar planlanmış, o rotaları izliyoruz. Hava kuvvetlerimizin verdiği emirler doğrultusunda. Daha önce bahsettiğim gibi uçağımız 100 tona yakın yakıt alıyor. Yaklaşık 20 adet F-16'yı komple doldurabiliyoruz ve havada kalış saatimiz 15-16 saate kadar devam edebiliyor, yakıt vermeksizin 15-16 saat destekleyebiliyoruz. Yani aşağı yukarı buradan kalkıp Amerika'ya gidebiliyoruz. Evet, daha önce yaptığımız gibi buradan kalkıp Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan bir tatbikata katıldığımızda oldu. Hiç inmeden. Evet, hiç inmeden. Peki şimdi gireceğimiz yer asıl sizin kontrol alanınız, operasyon alanınız. Normal, burada neler var? Normal uçuş sürecinde ben ön kokpite bulunuyorum sizin de çektiğiniz gibi. Fakat asıl görevimizi yapmaya gelirken, havada yakıt ikmali görevini yapmaya geldiğimizde bizim de boom pod dediğimiz arka tarafta bulunan boom operatörünün kumandalarını olduğu kısma geçiyoruz. Burada yakıt ikmalini gerçekleştireceğiz. Havada yakıt ikmalini bu bölümde yapacağız. O zaman operasyona da az kaldı. Buyurun, evet. Sizi yerinize alalım. Kolay gelsin. Bulunduğumuz bu dar yer Bumkot, yani yakıt ikmal operatörü komutanın bulunduğu yer. Yani jetlere yakıt ikmalinin yapıldığı dar bölge. Şimdi burada hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan bu sistemin teknolojik imkanlarını anlatacağız. Hemen arka tarafta da F-16'ların artık gelmesini bekliyoruz. Efendim, nasıl bir sistem var bu teknoloji? Savaş anında nelere fayda eder? Aslında şöyle söylemek lazım. 20 yılıncı yılı kutlanıyor şu anda bu pilotun Türkiye'ye gelişi. 20 yıl geçmiş durumda. Bu uçaktan KC-135R diye nitelenen tanker uçaktan 7 tane var. Şöyle söyleyelim. Bu uçağın etkisi şu. Aslında herkesin anlaması anlamında. Bu bir kuvvet çarpanı. Dünyanın her tarafında
Türkiye'deki F-16'ları götürebilecek ve getirebilecek olan bir kabiliyet kazandırıyor. Hep Türkiye şunu tartışır. Türkiye uçak gemisi almalıdır, almamalıdır. Aslında bu bir uçan uçak gemisi. Yani arkasına takabildiği ve belli bir menzile kadar götürebildiği bütün uçaklarla bir hareket sahası sağlıyor. Ve bunu kullandırıyor. Bence aslında hep F-4'lerle anılan hava kuvvetlerinin geldiği noktayı görebilmek adına çok önemli bir fırsat. Bir de şunu söylemek lazım. Habertürk ekibi olarak ilk defa şu anda bir göreve gidiliyor ve bu görevin içinde biz de varız. İncirlik'ten kalkalı yaklaşık 1-1,5 saat oldu. İlk jetle temas kuruldu. Göreve devam edebilmek için yakıta ihtiyacı var. İlkin İncirlik'ten kalkan F-16'lardan biri zannetsek de bu jet Ankara'daki üstten kalkmış. Güney sınırımızın semalarındayız. Ancak tam olarak hangi noktadayız onu bilemiyoruz. İncirlik'ten kalkan jetlerin hangi görevde olduklarını ise birkaç saat sonra anlayacağız. Yapacağımız bum kodundayız. Görev olarak F-16 bir tane şu anda F-16 uçağımız arkamızda yaklaşık 3000 pozisyonda. Birazdan kulaklıktan bana devredilecek. Daha sonra ben yaklaştıracağım. Burada gördüğünüz gibi birçok kumandamız ve göstergelerimiz var. Bu göstergelere bakarak bu yakıt ikmalini gerçekleştireceğiz. Tabii ki operasyon olarak muharip uçaklarımıza burada biz epey bir güç katıyoruz. Yakıt ikmal desteği inanılmaz önemli bir destek. Hiç aşağı inmeden, yeni yakıt almadan onlar da yaklaşık 4-5 saat havada kalıp hedefleri anında bulup yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yakıt ikmal desteğiyle onlar da hiç yere inmeden bu koşturmacanın içinde oluyorlar. Şu an gerçek bir operasyondayız. Nerede olduğumuza dair bir bilgi verebilir misiniz? Şu anda hava kuvvetlerinin bize verdiği emirle kaptanlarımızın önünde gören ekranda rotamızı doğru ilerliyoruz. Yani yaklaşık 3 kilometre uzağımızda F-16. Birazdan bum sistemimizi, yani yakıt vereceğim sistemi aşağı indireceğim ve hazırlıklarıma başlayacağım. Şimdi hatta indiriyorum bu sistemi. Yeterince yaklaştı uçağımız. Şimdi başladık mı artık? Şu anda uçağımız 3 kilometre uzaklıkta yaklaşıyor. Bumumu indiriyorum. Ya birazdan F-16'yı göreceğiz. Evet, birazdan göreceksiniz. Şu anda yaklaşıyor. Ben takip ediyorum. Şu anda periskop denilen bir sistem var. O sistemi kullanarak ben onu daha ileride görebiliyorum. Evet, yakıt ikmali yapacağımız bu. Evet, yakıt ikmali sistemimizi aşağıya indirdik. Gördüğünüz gibi 2 adet kanadı var. Bu kanatlara yön vererek bumu uçuruyoruz aslında. Bumu şu anda uçağa tek bir noktadan bağlı. Bu kanatlar vasıtasıyla, kanatların yön değiştirmesi vasıtasıyla bumu uçuruyoruz. Siz kontrol ediyorsunuz. Evet, şu anda kontrol bende. 2 adet kumandam var. Bir kumandam uzatma ve kısaltma için kullanılıyor. Yakıt ikmali esnasında teması sağlıyor. Diğer kumandam da rudder waiter dediğimiz sistemleri kumanda, hidrolik kumanda göndererek uçmayı sağlıyor. Bir boru çıktı. Oradan mı ikmal yapılıyor? Evet, kesinlikle oradan ikmalimizi yapacağız. Bu yakıt ikmal sistemine, karşıdaki uçağın yakıt ikmal sistemiyle kenetlemeyi sağladıktan sonra yakıt vermeye başlayacağız. Ben peki, şimdi müsaadenizle F-16'ya yaklaştım. Beyşet hoş geldiniz. Yaklaşmaya devam edelim Radarsan Bey ikazınızla. Bir numara için az sonra. Jet aramızdaki mesafe. Temas esnasında. Evet. Birazdan şaşıracaksınız zaten. Pilotumuzun gözünü görebilecek kadar yakın olacağız. Yaklaşık 5-10 metre civarında. Yerden ne kadar yükseklikteyiz? Şu anda 26 bin feet irtifadayız. Yaklaşık 8 kilometre yukarıdayız. 8 kilometre.
Evet, şu anda gördüğünüz gibi F-16 tanker uçağı doğru yanaşıyor. Ve bir yandan da burada operasyonel harekat devam etmekte. Buradaki joystickler vasıtasıyla bu yaklaşık 100 tonluk tanker uçağı az sonra hedeflere operasyona çıkmış bir F-16'ya yakıt ikmali gerçekleştirecek. İşte şu anda görüyorsunuz, son derece yakın bir mesafede F-16 yakıt ikmalinin olacağı noktaya doğru geldi. Ve gerçekten de pilotların kendisini görebileceğimiz noktaya kadar gelmiş durumdalar. Şu anda o borunun buradaki joystick vasıtasıyla, evet bakın, tuttu ve artık ikmal başladı. Hoş geldiniz, iyi görevler olsun. Ekranda gördüğünüz 4 kamera da bize ait. Operasyon öncesi hazırlıkta uçakların kabinlerine yerleştirmiştik. O kameralar yardımıyla yakıt ikmalini tüm açılardan gösterebiliyoruz. Hem bizim bulunduğumuz VUMCOD'dan, hem jetlerin bizi gördüğü açıdan, hem de ikmal sırasını bekleyen F-16'ların gözünden. Pilotlar bize bakıyor, biz pilotlara bakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 7 tanker uçağından bir tanesi şu anda bir F-16'ya yakıt ikmali yapıyor ve yaklaşık 8 kilometre havadayız. Bu jetler gelen bir istihbarat doğrultusunda Ankara'dan havalandılar. Ve Ankara'dan havalanan jetler bizim bulunduğumuz sınır hattına geldiler. Bizden yakın ikmallerini gerçekleştirip tekrar operasyon bölgelerine doğru gidecekler. Ve şu anda gördüğünüz gibi ikmal tamamlandı ve F-16'dan biraz daha uzaklaşıyoruz. 10 metrelik mesafeden artık 20-30 metreye kadar gittiler ve hemen arkamızda önce Habertürk ekibi olarak bir ilke şahitlik ettik. İlk kez bir televizyon kanalı gerçek bir operasyonda bir yakıt ikmal işlemine şahitlik ediyor. Az önce yaklaşık bir dakikalık bir süre içinde ikmali tamamladık. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyoruz. Şu anda görevi tamamladık. Hava Kuvvetleri Merkezi'nden yeni bir talimat geldiği sürece bu bölgede olacağız. Ve yeni F-16'ları beklemeye geçeceğiz. Evet, artık görev tamamlandı. Yaklaşık bir dakikalık bir süre içinde hemen altımızda bulunan VUMCOD, yani
havadan ikmal operasyonu tamamlanmış durumda. İşte komutanımız da şu anda çıkıyor ve operasyonun detaylarını onunla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Kokpite doğru bir hareketlenme söz konusu olacak. Nasıl bir operasyondu? Görevi bir kere başarıyla bitirmiş olmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. Gayet başarılı oldu. İlk ikmalini planladığımız şekilde tamamladık. Artık bundan sonra görev eforansmanımızda. Yani kokpite gireceğiz, orada yeni bir görev gelip gelmeyecek. Arka taraftaki görevimizi tamamladık, kum podundaki görevimizi tamamladık. Görevin tamamında geri kalan kısmında ben öndeki kokpit görevlerimi icra etmek için ön tarafa geçeceğiz. Demin aslında şahit olan şey RF-4'lerin yani o düşen uçakların yerine geldiği söylenen ilk uçağa tanık oldunuz. Yani şu anda yeni bir keşif uçağı F-16 altına monte edilen keşif kitini de gördünüz. Şu anda uçak bölgedeki hedefleri belirlemek için 3 boyutlu görüntü almak için bölgeye giden bir uçaktı. Aslında bizim yaptığımız şu anda çok ilginç bir şey var. Sen de tanık oluyorsun, arkadaşlar da tanık oluyorlar. Biz bir kurgun içinde değiliz. Yani biz şu anda ana şahitlik ediyoruz. Evet. Bir tanker uçağına bindik. O andaki görev neyse onu izleyecektik. Biz terörle mücadeleye destek veren bir görevin içinde bulduk kendimizi ve onlarla beraber hareket ediyoruz. Birazdan ne olacağını inan bilmiyoruz. Çünkü sabahtan beri filodayken de yaşadık. Anında birçok olay değişiyor. Anlık emirler geliyor. Bu güce hangi ülkeler sahip? Açıkçası bir kez daha söyleyelim. Türk Hava Kuvvetleri çağı yakalamış durumda. Birçok konuda başka ülkelerle yarışabilir aşamaya gelmiş durumda. İkmaline canlı tanıklık etmediğimiz tek an bu an. Ancak orada da kameramız var. Tanker uçaklardan biri de başka semalarda başka bir görevde. Üstelik bu uluslararası bir görev. İncirlik'teki Türk tanker filosuna ait o uçak Romanya semalarında NATO uçaklarına ikmal yapıyor. Yakıt ikmali yapılacak uçak bu kez bir jet değil, AVAX. Yani havadan erken uyarı ve kontrol uçağı. İçinde bulunduğumuz tanker uçakları sadece jetlere yakıt ikmali yapmıyor. İşte şu anda görmüş olduğunuz yukarıda bir radar görevi gören bu devasa AVAX uçaklarına da hem Türkiye'de bulunan AVAX uçaklarına hem de NATO envanterindeki AVAX uçaklarına da yakıt ikmali yapıp onları da görevlerine göndermeyi başarıyor. Size sorumu sormadan önce kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Uçağın detaylarını biraz daha verebilirsek. Çünkü bulunduğumuz uçak aslında bir yolcu uçağı. Yolcu uçağındaki hareketlere bakılırsa bakın hemen sizlere şöyle göstereyim. Buraları biraz daha bu muşambalar yardımıyla tabii ki bunlar askeri envantere ait bir takım şeyler korunmuş durumda. Peki burada yaşam nasıl oluyor? Uçakta sabahtan beri şahitlik ettiğimiz birçok şey var. Mete Yarar'a onu da soralım. Yaşam nasıl burada? Ya işte gördünüz size çok fazla bir şey yok. Şu anda gördüğünüz alan boş bir alan. Bu bir yolcu uçağından yani yolcu uçağı tam temelli bir uçak ama sonuçta tanker uçağa çevrilmiş bu uçak. Yani normalde Amerika'daki uçaklar da bu şekilde. Yani biz çevirmedik. Onlar da bu şekilde kullanıyorlar. Aslında buraya gelirken de bir tatbikata diye İstanbul'dan geldik ama bir operasyon içinde bulduk kendimizi. Tamamen gerçek bir şeyin içinde. İlk kez bir televizyon kanalı olarak canlı canlı şahitlik ediyoruz. O telefon konuşmalarından biraz bahsedecek olursak nasıl şeyler yaşanıyor? Biz dün biliyorsunuz uçağa binmeden önce IŞİD sınırımıza saldırdı ve bir askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz kayıptı ve şu anda IŞİD operasyon da yapılıyor. Ve anlık her şey değişiyor. Yerdeki birimler hava desteği istediği andan itibaren farklı farklı üslerden kalkan uçaklar bu duruma anında tepki veriyorlar. Onlar en üst düzeyde alarm düzeyinde yaşıyorlar. Biz hayatımıza normal devam ediyoruz ama onlar alarm düzeyinde hayatlarını devam ettirmeye devam ediyorlar. Şu anda müthiş bir hareketlilik var ve bu hareketliliğin tamamını neredeyse büyük bir omurgasını hava kuvvetleri oluşturuyor. Bu da bir hava taşıyıcısı ve o F-16'ya inanılmaz bir menzil katılıyor. Dünyanın neresinde bir operasyon olabilirse F-16 ile beraber operasyon icra edip geri gelebiliyor. O pilotların başarısı nasıl? Ya yıllardan beri eğitiliyorlar. Yıllardan beri
hem eğitiyorlar hem de bu bir uçuş sevgisi. Ve kaptanların yanındayız. Operasyonun en büyük kısmı aslında onların. F-16'lar altımıza girdiğinde onlar da burada hem pilotlara hem de arkadaki komutana bilgi veriyorlar. Şu an devam ediyor. Operasyon devam ediyor. Biz de telsizden takip ediyoruz. Tekrar yakıt ihtiyacı olduğunda tekrar F-16'lar bölgeye gelecek. Biz de tekrar ihtiyaçları olduğu kadar yakıtı kendilerine vereceğiz. Operasyon bitene kadar bu şekilde bölgede bekliyoruz onları. Peki şunu soracağım. Sizin yaşam alanınız burada. Diğer komutanlar biraz daha uçağın içinde de dolaşma fırsatı buluyorlar ama siz hep sürekli burada kontrol altındasınız. Nasıl bir yaşamınız var burada? Yemek nasıl yeniyor? Normalde biz de 8 saati geçen uçuşlarımızda takviyeli ekiple uçuyoruz. İkişer pilot ve ikişer kopilot oluyor uçuşlarımızda. Öyle olduğu zaman ekipler değişerek yemek ihtiyaçlarını, diğer uyku ihtiyaçlarını karşılayabiliyor kargo kısmında. Ama 8 saatin altındaki uçuşlar için bizim için pek gerek olmuyor. Genelde de görevlerimiz 5-6 saat civarında oluyor ortalama görev süremiz. O kısa uçuşlarımızda burada kokpitte sırayla bir kişi uçağı uçururken diğer kişi yeme içme ihtiyaçlarını gideriyor. Ankara'dan kalkan jetlere sınır semalarında yakıt ikmalini yapıyoruz ama bir görüntümüz daha var. O da İncirlik'ten kalkan tam mühimmatlı F-16'ların içindeki aparatlarımız, yani kameralarımız. İşte gördüğünüz gibi pilotları da gören ve sınır hattı boyunca semaları tamamen çeken o görüntülerde şu anda F-16'lar sınır hattındaki tehlikeleri an be an kameralarına kaydediyor ve önceki vurdukları yerlerin nasıl bir pozisyon aldıklarını, yani yeni bir terör yapılanması olup olmadığını o görüntülerden tespit edip merkezlerine bildiriyor ve ikinci bir operasyonun düğmesine basılması için emir bekliyorlar. Bu hava operasyonunu icra etmek nasıl bir duygu? Biz de bu etkin harekatlarda harekatı desteklemiş olmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Bu konuda bir takım fedakarlıklar sergiliyoruz ama karşılığını almış olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Biz sadece bu işi uçucular olarak değil, yer ekibiyle birlikte yaptığımız için bir bütünüz. Bir bütünün parçalarının tamamının çok iyi işlemesi gerekiyor. Ve ortaya çıkan bir sonuç var. Biz burada yakıt ikmalini gerçekleştiriyoruz. Harekatı destekliyoruz. Başarıya ulaştığımız zaman, akşam evimize gittiğimiz zaman rahat bir gece geçiriyoruz. Kaç saat havada kaldınız en fazla bu ikmal operasyonlarında? Biz yaklaşık 3. saate giriyoruz galiba kalkalı. Ve ne kadar daha havada kalacağımızı bilmiyoruz. Yeni bir emir gelecek mi? Sizin rekorunuz nedir mesela? Yaklaşık 11 saat havada kaldığımız, 11.30 havada kaldığımız görevler oldu. Gerçekten yıpratıcı görevler. Yani sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar havada kaldığımız dönemler uzun tekrarlarla biz bu görevleri icra ettik. Tabii çok yorucu ve yıpratıcı oluyor. Ama yani hiçbir durumdan şikayetçi değiliz. Biz yaptığımız görevden çok gurur duyuyoruz. İşte bu küçücük masada
4 kişilik uçuş ekibinin yemek masası. Uçuş esnasında bir yandan tatbikat, operasyon yahut savaş devam ederken buradaki ekip personel, görevli personel, subay ve astsubay da işte buradaki karton bardaklarla çayını içiyor ve bisküviler yardımıyla o günün kumanyasıyla kendisini yemek ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Afiyet olsun komutanım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Burası mı bütün yaşam alanınız? Evet. Ama şunu da merak ediyorum. Özellikle son 10-15 gündür, 20 gündür büyük bir mücadelenin içinde hava kuvvetleri açısından sürekli sınır ötesi ve sınır içi hareketler yapılıyor. Sizin insani faaliyetleriniz, yemek yemek, uyku, buradaki kendi aranızdaki iletişim ve duygusal, insani duygularınız ne yönde? Tabii profesyonel bir ordunun parçası olmak sosyal hayatınızı da devam eden süreç içerisinde düzenlemeye itiyor sizi. Ve zaten yıllar içerisinde biz bunun eğitimini alarak bu noktaya geliyoruz. Dolayısıyla hem disiplin olarak bedenimizi ve ruhumuzu terbiye ederek belli bir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızı, sosyal ihtiyaçlarımızı ya da bedeni ihtiyaçlarımızı belli bir düzene sokuyoruz. O şekilde görevleri devam ettirmeye çalışıyoruz. 10-12 saatlik havada sadece bisküvi ya da diğer kumanyalarla özlemiyor musunuz eşinizin, annenizin yemeğini? Tabii ki de ailemizin her türlü hem sosyal hem yemeği olabilir, duygusal olarak olabilir, özlüyoruz. Ama hepimizin yaklaşımı aynı. Öncelikle vatanımız, görevimiz, emniyet içerisinde görevimizin ifası, icrası olacak şekilde kendimize motive ediyoruz. Bir kulağınız bende, bir kulağınız da telsizde şu an. En ufak bir şey geldiğinde her şey... Evet, şu anda bir taraftan sizi dinlerken bir taraftan da telsiz konuşmaları nasıl oluyor onları dinliyoruz ki pilotlarımızdan gelecek herhangi bir ikazdan direkt hemen benim görev yerime tekrardan gidip ekip halinde başlamak gerekiyor. Şu anda konuşmalar oluyor tabii. Fakat bizi ilgilendiren bir kısım şu anda yok ama yakın zamanda zannedersem yine harekatla ilgili bir şeyler olabilir. Bunun için de hazırlık istiyoruz. Onun için de ayakta zaten. Yaklaşık 3 saattir havadayız ve telsizlere yeni bir harekatın emri düştü. İşte bu nedenle de yakıt ikmalinden sorumlu komutan yine görev bölgesine geldi. Bakın görev yaptığı yerin zorluğuna, yani ne kadar dar bir yerde çalıştığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen bir yüzük oyun şekilde uzanılacak kadar bir yatak bulunuyor ve hemen önünde F-16'yı, jetleri görebileceği bir pencere var. O pencerenin önünde birçok joystickle kumanda ediliyor ve jetler operasyona çıkmadan önce işte bu şekilde yakıt ikmalini gerçekleştiriyor. Arkasında radyonuz bir numara için hastanız var. Okey. Tamam. Hoş geldiniz. Yaklaşmaya devam edelim burada Aslan Bey ikazınızla. Bir numara için hastanız var. Okey. Evet, yeni operasyonun düğmesine basıldı ve yine buradaki personel işte şu anda görmüş olduğunuz o aparat vasıtasıyla jetlere yine bir yakıt ikmalinde bulunacak ve o jetler tamamen gerçek bir operasyona tekrar çıkıp hedeflerini vurmaya devam edecekler. İlk F-16'nın ardından ikinci F-16 da tanker uçağına doğru yanaşmaya başladı. Artık biz yaklaşık 3 saattir havadayız ve tekrar belirtmekte fayda var. Türk televizyonlarında ilk kez Habertürk ekibi olarak bu bölgede hava kuvvetlerinin bu operasyonel gücünü gerçek bir operasyonda ilk kez ekranlarınıza taşıyan bir televizyon kanalı, bir televizyon ekibi olarak şu anda canlı yayında hava ikmal, yakıt ikmalini gerçekleştiriyoruz. İşte ikinci F-16'ya da o aparat vasıtasıyla bu komuta merkezinden telsiz konuşmalarıyla yansıdı. Ve aşağıda görmüş olduğunuz yaklaşık 10-15 metrelik bir mesafede adeta burnumuzun dibinde olan F-16 hemen altımızda yakıt ikmalini gerçekleştiriyor. Bir önceki yakıt ikmalinde de yaklaşık 1 dakika kadar
ancak sürmüştü. Yani bir dakikalık bir süre içinde deposunu doldurup yeniden hedeflerine doğru buradan bir sortiyle havalanıyor ve hedeflerini vurmaya devam ediyor. Arkasından radyonun bir numara için hastalık zaten. Okey. Tamam. Daha çıkacağız. F-16 yakıt ikmalini tamamladı. Arkamızda buradan gelecek talimatı bekliyor. Pilotlar telsizler vasıtasıyla buradaki durumu gözetliyor. Komutandan gelen talimatla birlikte tekrar görev bölgelerine, yani hedeflerini vurmaya devam edecekler. İkmal tamamlandı. Selamlarını verdiler ve sol tarafa doğru yine bir geçiş sağlandı. Artık Adana İncirlik üssündeyiz. 5 saatlik bir uçuşun ardından üssümüze geri döndük. 2 kez görev yaptık. Yukarıda 5 saatlik uçuş boyunca 2 F-16'ya yakıt ikmali gerçekleştirdik. Ve o F-16'larda gerçek bir operasyonu icra ettiler. Şimdi bu uçağın, yani tanker uçağın personeliyle aşağıdaki uçak bakım servisi kendi aralarında bu operasyonun kritiğini yapıyor. Beş saatlik bir uçuştan döndük. Sizin aslında belki de her gün yaşadığınız şeye kameraman arkadaşlarımızla şahitlik ettik. F-16'lar kalkıyor ama onların havada kalmasını sağlayan aslında sizin uçaklarınız, tanker uçaklar ve siz de filo komutanısınız. Neler yaşanıyor İncirlik'te ve sınır hattında? Biz ne zaman kalkacağımızı, ne zaman göreve gideceğimizi aslında bilmiyoruz. Bugüne kadarki eğitimlerimizle biz buna her zaman hazırız. Bu bir ekip işi. Ne onlarsız ne de bizsiz, yani tankersiz bu iş olmuyor. Ancak bizim de tabii ki etkimiz çok büyük. F-16'ların daha fazla havada kalmalarını sağlayabiliyoruz. İzlenimlerimden bir şey, hep askeriyedeki o ast üst ilişkisi gözükür ya. Burada sizin, hem sizin aranızda, sizin subaylarınızda, hem yukarıdaki subaylarla aranızda daha çok bir arkadaşlık ilişkisi var. Bu ya, son zamanda yaşanan operasyonların sıklığından mı, yoksa her zaman mı böylesiniz, yoksa bir havacı olmanın şartı mıdır bu? Aslında biz buna birazcık daha profesyonellik diyebiliriz. Her ne kadar arkadaşlık ilişkisi olsa da biz askerliğimizde devam ettiriyoruz. Siz yapmanız gereken görevi yaptıktan sonra ast olmanız, üst olmanız fark etmez. Baktığınız zaman bir arkadaşlık ilişkisi olabiliyor. Mete Yarar az önce komutanımız da söyledi. An be an her an bir operasyon gelebiliyor. Sabah saatlerinde F-16'lara şahitlik ettiğimiz gibi. Şu andaki röportajı bile bölüp anında gidebiliriz. Siz neler söyleyeceksiniz? Bizimle birlikte şahitlik ettiniz. Aslında şöyle bir şey var. Biz çok küçük bir kısmına şahitlik olduk. Aslında bu olaylar başladığındaki o 8 günü bence filo komutanımızdan dinlemek gerekiyor. Çünkü o akşam 100 tane uçağın 700 hedefe sorti yaptığı bir harekat aslında dünyada belki son dönemde hiç görülmemiş bir harekat. Yani ne Körfez harekatında ne de daha sonraki Irak'a müdahale sırasında bile bu kadar çok sortinin aynı gece yapıldığı bir örnek yok.
O gece yaşananlar aslında onun dilinden, onun ağzından dinlemek lazım. Çünkü iki tane tanker uçak aslında havada kalarak neler yaptı? O 8 gün Kilis Elbeyli'deki IŞİD saldırısı sonrasını anlatıyor. Yani IŞİD'e ve PKK'ya karşı yapılan sınır ötesi hava operasyonlarının olduğu hafta. Temmuz'un o son haftası Diyarbakır, Malatya gibi üslerden kalkan jetler gece yarısından günün ilk ışıklarına kadar hedeflerini vurdu. O jetleri havada tutansa İncirlik'teki tanker uçak filosuydu. 100 jete yakıt ikmali sağladılar. O 100 uçağın havada kalması herhalde sizin uçaklar sayesinde. Evet, havada yakıt ikmalinin çok büyük önemi var. Mete Bey'in sorusuna gelecek olursak neler yaşandı? 8 gün boyunca iki uçağımız, yeri geldi iki uçağımız aynı bölgede, arkasında bir sürü uçak, birçok uçak, F-16 uçağı. Düşünün, sıra bekliyor yakıt alıp tekrar göreve gitmek için ve size bu görevi yapmak düşüyor. Tabii ki profesyonelsiniz, tabii ki askersiniz ama bir de insansınız. Binbaşı rütbesini çıkardığınız zaman insan olarak nasıl yaşıyorsunuz burada? Yeri geliyor, burada koltuğunuzda 1-2 saat uyumak zorunda kalıyorsunuz. Ya da eve gidip sadece bir tıraş oluyorsunuz, bir saat uyuyorsunuz, tekrar geri geliyorsunuz. Şartlar zor ama görevin önemi o kadar büyük ki, kutsiyeti o kadar büyük ki, bunlar hiçbiri bir şekilde sizin gözünüze bir problem olarak, bir sorun olarak gözükmüyor. Çok teşekkür ederiz hepinize. İşte o komutanların bulunduğu, harekatın gerçekleştirdiği, bizim de 5 saat havada kalmamızı sağlayan uçakların komuta merkezi burası. Şu anda operasyon tamamlandı. Biz sadece bir gününe şahitlik ettik. Ama sınır hattında, terörle mücadelede yahut sınırın diğer ülkelerinde, örneğin Suriye'den gelen tehlikeleri, işte buradaki uçaklar hem tanker uçaklarla hem de F-16'larla an be an takip ediyor. Devam edin. Bu arada Sabri'yi karşınızda. 20 barışın altında. 30. 20. 30.